Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Türkiye'de bütün rektörler atanıyor. Bir sabaha karşı gece yarısı 12'de bir kararnameyle hiçbirimizin daha önce haberi olmadığı, ismini bile duymadığı bir kişi biliyorsunuz üniversitemize rektör olarak tepeden atandı. Peki dedim Sayın Doğramacı dedim, bir gün dedim Cumhurbaşkanı siyasi bir figür olursa ne olacak dedim. Olmaz öyle şey Türkiye'de dedi. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Ve siz bu kamu üniversitesi niteliğini bozacak, bu kaliteyi bozacak hamleler yapıyorsunuz. Bunu gerçekten kabul edilemez. Bulduğumuz için protesto ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak bugünden başlamak üzere her hafta rektörlük atama süreci ve bu atamaya yönelttiğimiz itirazlarla ilgili açıklamalar yapacağız. Kimse derslere girmeyi reddetmedi hocalardan. Hiçbir zaman işte biz sınavları yapmayacağız, derslerimize girmeyeceğiz, laboratuvarları yapmayacağız, şunu yapmayacağız. Hiç öyle bir şey olmadı. Asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk yüze sokmak için elimden geleni yapacağım. Adeta bir biat yapısı altına yerleştirdi. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim çünkü Cumhurbaşkanı ta kendisi nasıl oluyor da 206 üniversitede bir itiraz yok da Boğaziçi'ne ne oluyor dedi 207. son üniversite olarak. Sene 1982 idi. Kanunu geçmiş. Rahmetli İhsan Doğramacı kanunu geçiren. Bir yandan üniversitelerden gelen üyeleriyle, bir yandan üniversite dışından atanan seçkin üyeleriyle yüksek öğretimin, özellikle üniversitelerin devlet, millet ve memleket yararına çıkarlarını dikkate alarak çalışacak. Herkes itiraz etti. Ya üniversitelerin özelliğini öldürüyorsunuz YÖK'len diye. Ondan sonra o da dedi ki tam tersi dedi. Üniversitelerin özelliğinin garantisidir YÖK dedi. Çünkü dedi YÖK dedi Cumhurbaşkanı'na bağlıdır dedi. Cumhurbaşkanı da siyasi bir figür değildir dedi. Peki dedim Sayın Doğramacı dedim. Bir gün dedim Cumhurbaşkanı siyasi bir figür olursa ne olacak dedim. Olmaz öyle şey Türkiye'de dedi. Üniversitelerimize siyaset karıştırmayacağız diyorlar. Bu ülkede üniversiteyi yönetenler şu anda en büyük siyaseti yapıyor yani. En büyük siyaseti yapıyor. Evet. Yok zaten pek kıymeti harbiyesi kalmadı bana sorarsan. Var orada, var gözüküyor. Yani siyasi kadrolarda kullanıyorlar YÖK'ü. Kurulduğu günden beri buna... Çok severdim ben Turgut Özal'ı. Çok akıllı bir adamdı. O dahil, Süleyman Demirel'i çok eskiden tanırdım. Süleyman Demirel dahil. Mesut Yılmaz arkadaşımdı. Tansu Çiller bizde öğretim üyesiydi. Hepsi de YÖK kaldırılacak dedi. Hiçbiri kaldırmadı. Tayyip Erdoğan geldi, YÖK kaldırılacak dedi. Çünkü herkesin işine geliyor. Siyasi olarak işlerine geliyor YÖK. Bir amaç, bir alet oluyor ellerinde. Kimse kaldırmadı. Çok yakınlarda Ankara'ya gittik. Boğaziçi'li bazı arkadaşlarla şeyle görüşmek için bu kadar tecrübenden sonra değişir diyemem. Çünkü herkes o sözü verdi. Hiçbiri değiştirmedi. Aynı şeyi onlara söyledim ben. Dedim ki bakın buradaki arkadaşlar arasında en geriye geçmişe gidebilen benim dedim. Bütün bu lafı siyasi liderlerden duydum dedim. Hiçbiri de yapmadı dedim. Siz yapacağım diyorsunuz dedim. Kusura bakmayın inanamıyorum dedim. Söyledim. Açık açık. Sırtımda da yumurta küfesi yok yani.
YÖK Başkanı Mehmet Özkan atandığı zaman bizlerle, rektör yardımcıları ve bir iki dekanla bir toplantıda bir araya geldi. Ve bizim Boğaziçi'ni sevdiğimizi bilin, size dışarıdan bir rektör atamadık dedi. Daha da kötü bir şekilde söyledi bunu ama ben o zaman ne demek yani, sizi sevdiğimizi bilin, size dışarıdan bir rektör atamadık, kötü bir söylem. Demek ki bizi artık sevmiyorlar. Dışarıdan birini atadılar. Bir sabaha karşı gece yarısı 12'de bir kararnameyle hiçbirimizin daha önce haberi olmadığı, ismini bile duymadığı bir kişi biliyorsunuz üniversitemize rektör olarak tepeden atandı. Bunu mümkün kılan da tabii Temmuz darbesi girişiminden sonra geçirilen bütün yasal düzenlemelerle rektör atamalarının ve bütün bu süreçlerin Cumhurbaşkanlığı'nın tamamen yetkisine verilmesi oldu. Yani bütün katılımcı, demokratik, deliberasyon süreçlerinin hepsini yok sayan, yukarıdan aşağı, tepeden inmeci bir süreç işletilmeye başlamıştı. Benim birçok meslektaşım 2016 darbe girişimi miydi, ne olduğunu bilmediğimiz o dönemde o fırsatla ortaya çıkarılan bir olağanüstü hal rejimi altında kanun hükmünde kararnamelerle rektörlüklerince PDF dosyalarına isimleri kondu ve ihraç edildiler. Adeta bir sivil ölüme yatırıldılar. Onların da üniversitelerinde mücadeleleri vardı. Ve ardındaki süreçte de bir takım protestolar oldu ama neden olması gerektiği kadar güçlü olmadı sorusu benim de kafamı çok meşgul etti. Düşününce benim böyle en ayırt eden unsur olarak bu üniversitenin hakikaten enteresan bir şekilde oldukça kolektif olarak yönetilmesi faktörünü buldum. Amerikalılar bu Robert Kolej'den Boğaziçi'ne devrederken bu Türkler bu işi hiç beceremez ya. Bu kurumda 2-3 sene sonra ölür diye bırakıyorlar. Yani siz 50 yılda bu Türkiye'nin en iyi kamu kuruluşlarından bir tanesini yapmışsınız. Yani burada insanlar, burada eğittiğiniz insanlar yurt dışına gidip okumuş, gelmiş, burada bunu paylaşmak için ve kamu üniversitesinde olmayı tercih ediyor. Ve siz bu kamu üniversitesi niteliğini bozacak, bu kaliteyi bozacak hamleler yapıyorsunuz. Bunu gerçekten kabul edilemez. Bulduğumuz için protesto ediyoruz. Buradayız, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. YÖK kaldırılacak diye konuşmamak lazım. İlkelerini ortak belirleyecek bir kuruluş lazım. İki fark var. Bir tanesi yöneten kuruluş. Yöneten kuruluş katiyetli olmasın. YÖK yönetmeye soyunuyor zaman zaman. Olmuyor. Ve zamana göre de siyasiler YÖK kanalıyla üniversiteleri yönetmeye kalkıyor. Bu da olmuyor. Ben üniversitelere özellik veririm. Mesela demokratik lafını hiç kullanmam üniversite bağlamında. Şeffaf lafını kullanırım, diyalog lafını kullanırım, katılımcı lafını kullanırım. Şimdi rektör atamalarının muhakkak ki şey olması lazım. Yani her kim atıyorsa, nasıl atanıyorsa önemli olan rektör atamasının o üniversiteye danışılma mekanizmalarının olması lazım. Yani üniversitede insanlar ne düşünüyor, ne ediyor bunu bir şekilde bunu sağlamak lazım. Cumhurbaşkanı atayamaz veya yukarıdan bir atama yapılamaz diye bir şey yok. Önemli olan danışarak yapılması bu. Üniversitelerin kendi rektörlerini seçmesi gerektiği prensibini lobileyip, siyasi partilerde lobileyip bunu parlamentonun gündemine getiren üniversiteyiz. Bizim böyle bir
demokratikleşme mücadelemiz olmuş. Ve burada Üstün Ergüder seçilerek iktidara gelmiş olan rektörümüz ve biz bu geleneği ve bu rektörü seçme süreçlerini uzun süre 2016'daki süreçte ilk ikinci darbeyi yedik. O da %82 gibi bir oyla oy verdiğimiz ve ikinci kez seçtiğimiz Gülay Barbarosoğlu'nun atanmamasıyla başladı. Yani bizim aslında bu nefes alamama halimiz ve birazcık hedef olma halimiz o süreçte başlıyor. Orada da mesele üniversitenin gerçekten muhalif bir kurum olarak algılanmaya başlanması aslında. Muhalif olarak algılanmamızın sebebi de aslında imza meselesi biliyorsunuz. Akademisyenlerin, barış imzacılarının burada Boğaziçi'nde bir bölümünün olması ve burada o zamanki rektörümüzün bu soruşturmayı hocalar için başlatmamış olması. Bu çok kabul edilmez göründü o dönemki iktidara. Ve siz bizimle işbirliği yapmadınız, o yüzden biz sizi atamak istemiyoruz dendi resmen Gülay Barbarosoğlu'na. Şimdi Mehmet Özkan da seçilmedi ama bir gecede oraya atanmış gibi gözüktü ama öyle değil. Eski rektörün Mehmet Özkan'ın atanmasında büyük rolü oldu. YÖK'e madem beni atamıyorsunuz, atayacağınız en iyi adam budur diye. Üniversite içinde de Mehmet Özkan'ın bu işi yapabileceği, yani kendi adaylığını koymuş olsa başka ortamda kazanma potansiyeli olan bir arkadaştı. Çok farklıydı, anlatabiliyor muyum? Yani bir geçiş dönemiydi. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani çok güzel ilkeler uğruna çok bağırıp çağırmaya başlarsan bu sefer de o ilkelerden de olabiliyorsun. O süreçte şöyle bir şey yaptı. Bakın, benim istifa etmemi istiyorsanız anında ederim ben dedi. Ben dedi gittim pazarlık yaptım. Bu şu şartlarda işte hocalara dokunulmayacak, atamalarına karışılmayacak ve hiçbir şekilde komisyonların işleyişine karışmayacağım dedi. Ve nitekim üniversite yönetim kurulu kararı ne çıkıyorsa imzaladı. Türkiye siyasetinde 2016 sonrası çok daha farklı başkanlık sistemine geçiyorsunuz. Daha bir siyasi ortamın daha gerginlediği ve siyasi nefes alma alanlarımızın daraldığı, en azından muhalif olanlar için söyleyeyim, daraldığı zamanda olduğu için şimdi mesela ne bileyim kulüp aktivitelerinde engellemeler oldu. Ya da işte Türkiye'deki o dominant normlara karşı çıkan o çok seslilikte azalma oldu. Şimdi öğrencilerin itiraz etmesi aslında biraz oradan. Yani siz bu işbirliğini yaptınız ama bizim aslında yaşam alanlarımızın daralmasına da göz yumdunuz eleştirisi. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Öğrencilere hak veriyorum burada. O işbirliğini ama şunu da onu savunmak adına söylemiyorum ama o durumu yani çok asimetrik bir şeyin içindeydik. Biz o işi 4 yıl zaman kazandık diye düşündüm. Şu anda da zaten 1 yıl zaman kazanmaya çalışıyoruz çok dürüstçe söylemek gerekirse. Akademisyenlerin bir kısmı hala onun çok kötü bir karar olduğunu ve orada mücadele verilmesi gerektiğini söylerler ama ben ondan siyaset bilimci olarak ondan pek emin değilim. Çünkü orası bir olağanüstü hal durumuydu. Darbe girişimi vardı, çok farklı bir siyasi ortamdı ve orada her akşam kanun hükmünde kararnamelerle görevinden alınan, kamudan yasaklanan meslektaşlarımızı seyrediyorduk. Yani o zaman konteks içinde değerlendirmek lazım. Üstün Hoca ile konuşun, Üstün Hoca şunu söyler. Rektörün yetkilerini kullanmaya kalksanız bugün 2547 eğitim kanununda, yüksek öğrenim kanununda zaten her şeyi yapabilir durumda ama biz de yapmaz. Biz de rektör muhtar gibidir. Biz aşağıdan her şeyi pişiririz, tartışırız. Ondan sonra senatoda yine ayrıca bir saatlerce tartışılır. Ondan sonra da rektör imzalar. Bu gönüllülük esaslı yapılan bir şeydir. Yani burada dekan oldunuz diye, bilmem işte enstitü müdürü oldunuz diye maaşınız bile çok gıdım kadar artar. Mesela şimdi ona da çok sinirlendim. Biz de en son model araba almış rektör, dekanlara yeni arabalar verilmiş falan. Bu kamu zararıdır. Bizde hiçbir zaman almamıştır. Dekanların özel arabası, üniversitenin atadığı, şey yaptığı, verdiği bir arabası olmamıştır. Çünkü o parayla işte kütüphaneye bilmem kaç tane kitap alınır, bilmem kaç tane araştırma projesi fonlanır diye düşünmüştür. Eşitlikçi yaklaşım zaten bunu gerektiriyor. Karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırdılar.
asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk yüze sokmak için elimden geleni yapacağım. Melih Bulu görevden alındı bildiğiniz üzere gene bir gece yarısı kararnamesiyle. Yerine Melih Bulu'nun yardımcılığını kabul etmiş olan Naci İnci atandı. Sürekli bana diyorlar ya hocam niye hala direniyorsunuz işte istediğiniz gerçekleşmedi mi? İçeriden birini atadılar rektör. Öyle olmadı. Evet içeriden biri atandı ama içeriden atılan insan üniversitenin bütün ilkelerini ayakları altında çiğnemeye devam ediyor. Üniversite senatosunun yapısını tamamen değiştirdiler. Yeni kurulan fakültelerin dekanları senatoda koltuk sahibi oldular. Bazı fakültelerin dekanlarını atamadı yönetim. Mesela mühendislik fakültesi. Kendilerini oraya atadılar. Mükerrer oy kullandılar. Mükerrer oy demek bir kişinin birden fazla oy kullanması demek. Buranın böyle üst sınıf Robert Kolej mezunu elit bir hocalar bütünü. Biz böyle gideriz Boğaz'da her gün içki içiyoruz falan gibi böyle bir imajımız var. Bu hiç doğru değil. Ama kamu üniversitesine geçtiğimiz anda zaten böyle bir üniversitenin olmasının en önemli amacı bizi burada eğittiler. Ben de buradanım. Ben gittim, burs kazanıp kendim uğraşıp, burs kazanıp gittim yurt dışında okudum ve ondan sonra da buraya başvurdum. Ve inanılmaz bir değerlendirme süreçlerinden geçerek geldim. Şimdi bunu herkes bu şekilde vefa borcu, bizi biz yapan yerler bunlar. Yani buraya benim, bizim mezunlarımız da böyle hissettiği için bu kadar destek veriyor. Ya bu Boğaziçi hocaları öyle bizim sandığımız gibi insanlar değillermiş. Yani çatır çatır da direnebiliyorlar. Korkusuzlar. Bizim sandığımız gibi böyle Boğaz'a bakıp viski içip de konforlarından vazgeçmeye meyilli olmayan insanlar da değiller. Öğrencileri zaten yani daha önce hiç kimsenin tahmin etmediği seviyede direnç gösterebiliyorlar. Yani polisten, özel güvenlikten, sivil polisten sürekli şiddet görüyorlar. Ve korkmuyorlar, devam ediyorlar. Gözüküyor ki toplumun ezici çoğunluğu bizi haklı buluyor. Bizi haklı buluyor ve bizden de ilham alıyor. Kimse derslere girmeyi reddetmedi hocalardan. Hiçbir zaman işte biz sınavları yapmayacağız, derslerimize girmeyeceğiz, laboratuvarları yapmayacağız, şunu yapmayacağız. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani ben bazı şeyler duyuyorum maalesef. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde eyleme gidenler, çünkü onlar görev yaparken çok yüksek paralar alıyorlarmış. Nasıl alınırsa burada, burası devlet üniversitesi, alıyorlarmış paralar elden gittiği için. Hani eyleme kalkışmışlar falan gibi. Ve bunlar doğru şeyler değil. Ama sizin bunları bazılarını anlatamadığınızı görürsünüz. Boğaziçi şeyi protestosu bence çok medeni bir şekilde. Ne istediklerini bu şekilde gösteriyorlar. Yani bir tarihe bir imza atıyorlar. Bence güçlü bir imza atıyorlar. Bu önemli, Türkiye'nin bu aşamasında önemli. Çünkü hiçbir şey ama böyle kalmıyor, değişiyor her şey. Kimse de kazık çakmıyor bir yere. Anlatabiliyor muyum? Yani önümüzdeki dönemler de var. Bütün mesele Boğaziçi'nin kalitesini ve Boğaziçi'nin bu barışsever, insana önem veren, farklılığa önem veren havasını koruyabilmek. Bu kampüsü güzel yapan şey bu kampüsteki o dinamizm ve bir arada yaşama kültürü. İşte onu sizin elinizden almaya çalışıyorlar. Ama yani öğrencinin arasındaki o ahengi, başörtülü öğrenciyle siyasi veya işte ideolojik tandansının başka bir yerde olan bir öğrencinin arasında kurulabilecek diyalogları falan yok etmeye çalışıyorlar. Bunlar çok şey ama bence öğrenci buna izin vermiyor. Görüyorum ben. Yani öğrenciler bu oyuna gelmiyorlar. Halkına hükmetmek isteyenler adımları ufak ufak bakar, başlar. Bir tane adım atar, bakar ki herkes tamam hani oralı olmuyor. Aman işime bakayım hani her şey iyi. Dolar kuru da iyi. Sonra bir şey daha yapar. Sonra birden bir şey daha yapar. Her zaman bir ülkede ne yazık ki belirli gruplar daha kolay hedef. Aleviler, Kürtler, LGBT bireyleri, bir dönem işte başörtülü öğrencilerin üniversiteye girişleri kapatılmaya çalışılmıştı, kabul edilemez bir şeydi. Neydi? Boğaziçi özelliğiyle buna bu raddede itiraz eden başka üniversite olmamıştı. Ve o zaman da hedef göstermiştik. Dolayısıyla aslında bence insan var olurken
kendisi rahat ve konforlu ve güven içinde yaşasa bile, hiçbir zaman işte Çağlayanlar'da bir davalısı olmamış, yani bir hukuk davası olmamış, yine de başkaları sürekli ve sürekli böyle Çağlayanlar'da davaları, yani mahkemelerde davaları varsa düşüncelerinden dolayı, aslında suç teşkil etmemesi gereken şeylerden dolayı orayı görmek lazım. Çünkü siz görmedikçe gün geliyor, ondan sonra sizin bahçenize geliyor bu. Nasıl ki bütün üniversiteler adım 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 kayımlandı ve tek tipleştirildi. Adeta bir biat yapısı altına yerleştirildi. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim çünkü Cumhurbaşkanı ta kendisi nasıl oluyor da 206 üniversitede bir itiraz yok da Boğaziçi'ne ne oluyor dedi 207. son üniversite olarak. Sizin öyle bir ortamda ve etraf bataklıkken sizin burada bir vahayı yaşatmaya devam etmeniz mümkün değil. Olacak şey değil. Sen bütün devletin gücünü o çocukların üstüne atıyorsun. Nasıl olur bu? Anlatamıyorum. Yani anlayamıyorum. Mesela biz zamanında şeyi de direnebildik. Yani, askeri darbe olmuştu 1998'de. Türbanlı öğrenciler. Biz direndik. Yani okula almıyordu bazı üniversiteler. Biz direndik. Hatta laflar da ettiler bize. Ama bir üniversitenin görevidir o. Bir üniversitenin görevi çeşitliliği yaşatabilmektir. Direnirken bence karşı tarafın çok iyi ezberlediği, nasıl cevap vereceğine yönelik çok hakim olduğu ve simülasyonlarını ve pratiklerini binlerce kez yaptığı yöntemleri seçmemek lazım. Yine şiddetsiz ama daha ezber bozan, karşı tarafın tahmin edemeyeceği ama bir yandan mesele, yani bir dilsel tarafı tabii ki olmalı. Hani bir ne yapıldığını dile getiren ama daha karşı tarafın ezberi dışında bir şey yapmak. Mesela onlar da yapıldı, yani onları da görmezden gelmemek lazım. Yani bazen insan tabii coşmak ve çok daha ekspresif eylemler yapmak istiyor. Onu yapsak işlemeyecek. Bu onları çok kötü bir şekilde bence şey yapıyor. Enerjilerini tüketmemize sebep oluyor bu yaptıklarımız. Buradan yani parmağımla şöyle gösterdiğim yer meydan, bizim meydanda durmamız. Barışçıl, şiddet içermeyen ama zekice ve iyi kurgulanmış eylemlerle oyun kuruyoruz. Oyun kurucu olmak lazım. Oyuna gelmeyip oyun kurucu olmak lazım. Ben bunu beceremiyordum. Şimdi becermeyi öğreniyorum. Kendi meslektaşlarımdan ve bu camiadan, öğrencilerden de dahil olmak üzere çok şey öğreniyorum. Gerçekten çok şey öğreniyorum. Bütün bu tartışmalarda, oturumlarda, panellerde, komisyonlarda, eylemlerde, sohbetlerde çok şey öğreniyorum. Sizin için de inşallah öyle oluyordur. Mücadele biçimlerinde herkesin kendi taşıyabileceği şekilde mücadele etmesi lazım. İtiraz dile getirdiğiniz zaman ve Türkiye'de artık bir itirazın dile getirilmesi, ister gazeteci olun, ister avukat olun, ister akademisyen olun, ister tabii ki öğrenci olun, kadın olun. Bunun ne kadar riskli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık saçma sapan şeylerden dolayı birçok insan hapiste ya da giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Haklarında davalar vesaire. Önemli olan siz ne yapıyorsanız ondan sonra gelecek olanı taşıyabilmeniz. Çünkü onu yapıp taşıyamazsanız o iyi bir şey değil. Ne sizin için ne arkadaşlarınız için. Çünkü bazıları taşıyabiliyor, bazıları taşıyamıyor. Dolayısıyla aslında burada çekindiğinden, ailesine bunu aktaramadığından
Yurt dışı yasağı da çok büyük bir şiddet aracıydı. O da çok ürküttü. Çünkü öğrencilerimiz tabii ki böyle bir dönemliğine yurt dışına gitmek istiyor. Bu sakınmadan dolayı biraz daha belki seyirci kalan öğrencilerde ekstra başka bir yük olmuş olabilir. Hatta bununla ilgili böyle hep birlikte sohbet edip ve onların böyle o sırtından o yükü alasın geliyor. Böyle bir şeyi de hak etmiyorlar. Çünkü gerçekten kolay değil. Yani şu an Türkiye bana pekala Almanya'da lisede hemen her derste okuduğumuz 1932-33 sürecini feci hatırlatıyor ama feci. Büyük bir fark var. Orada Almanların hepsi sustu. Sosyalistler, işte Yahudiler kısmen, birkaç çok tek tük. Ama bizim ülkemizde, belki de benim bu ülkede ısrarla kalmaya inat etmem, çok insan itirazı var bu olanlara. Çok insan yeter artık diyor. Çok insan buradaki çirkefliği, beterliği görüyor. Kayyumun yapmamayı tercih ettiklerini biz bu üniversitenin gerçek özneleri olarak yapabiliriz. Bu üniversiteyi beraberce ve olması gerektiği gibi yönetebiliriz. Teşekkürler. Beraber yaşayamama durumuna gelirsek de o önümüzdeki seçimin sonucuna göre karar verilecek o noktada. Ya onlar gidecek ya biz. Bu kadar da net yani. Beraber yaşamak istemeyen taraf artık onlar. Biz değiliz. Bizim evimize geldiniz zaten. Evimizi işgal ettiniz. Ama bizimle beraber de evde yaşamak istemiyorsunuz. Belli oldu o. O yüzden ya siz gideceksiniz, evi terk edeceksiniz ya biz gideceğiz. Yani bu kadar real politik konuşuyorum aslında. Burada devran döndüğünde kimin ne yaptığı çok belli olacak. Kimin nerede durduğu çok belli olacak. O zaman da bunun helalleşmesini nasıl yapacağımıza hep beraber karar veririz. Ha, yorgun muyuz? Yorgunuz. Çünkü çok uzadı. Ama tünelin sonunda ışık görüyor muyuz? Görüyoruz. Onu da söyleyeyim. 1863'ten beri o kadar çok şeye direnmiş ve dayanmış ki kaç tane dünya savaşı var. İki tane dünya savaşı var. İşte Balkan savaşı var. Sonrası var, öncesi var. Bütün bunlara dayanmış bir enstitü şeyden, bir yerden bahsediyoruz. Bir enstitüden bahsediyoruz. Bence bunları da atlatır ama sonra ne olur çıkışta onu bilmiyorum. Boğaziçi hep böyle direndi. Ama direnmesinin sebebi de işte biz Türkiye'de devrim yapacağız, Türkiye'yi değiştireceğiz falan şeklinde değil. Biz bu üniversitenin özelliğini savunacağız arkadaşım, savunacağız. Siz ne yaparsanız yapın biz buraya o sizin kafanızdaki otoriter ceberrut devlet mantığını sokmayacağız. Bundan dolayı Boğaziçi'ne bu saldırıyı yaptılar. Bunun sebebi, başka bir sebebi yok. Bazen diyorlar ki araziyi, işte real estate, emlak değeri, bunu atacağız buradan, burayı villa yapacağız. Bunların hiçbiri olabilecek şeyler değil. Bir kere bu mülkün, bu arazinin mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde değil. Robert College Foundation buranın sahibi. O işte misyoner Amerikalılar. Ya buradan Boğaziçi'ni at, burayı açmaya çalış, müthiş bir uluslararası davaya gider. Mülkiyet hakkı ihlali. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bu şeyin yapılmasının tek sebebi Boğaziçi'nin biat etmemiş olması. Etmemeye de devam ediyoruz. Etmeyeceğiz. Yani bunun sonu nereye varırsa varacak. Yani artık biz de epey bir kararlıyız, dirençliyiz. Yani hatta tabiri caizse gözümüzü karartmış durumdayız. İnsan bazen neler aslında yapabileceğini, o sınırları zihninde daraltmak yerine onları gerçekçi tutup o sınırları ufak ufak kaşıması lazım ama kolay yem olmadan. Kanun olmadığı bir ülkede kendini kolay yem olarak da sunmamak lazım. Onun için çok akıllı, beklenmedik, ezber bozan, hep böyle yaratıcı, bizim gücümüz de orada, şeylerle burunlarından getirmek. Tahakküm kuranların burunlarından getirmek. Yani öyle yaşamaya ant içmiş haldeyim. Bakalım ne olacak. Türkiye'nin gündemi o kadar çok değişiyor ki. Ekonomik krizin ortasındayız. İşte şimdi göçmen kriziydi, şuydu, buydu. Sürekli kriz yaşayan bir ülkede de gündemde kalmak giderek zorlaşıyor. Ya bu tamam yüksek öğrenim krizi olabilir de bu sonraki düşüneceğimiz şey dendiği anda
Evet, haklı da insanlar. Yani ekmek bulamıyorlar. Artık bir tencere tava olayı o kadar gündemin ortasına oturdu ki şimdi bu krizin ortasında Boğaziçi Üniversitesi de neymiş gibi bir algı da doğabilir ama inanın bu da en az ekmek krizi kadar önemlidir. Çünkü o da sizin çocuğunuzun, evladınızın geleceğiyle ilgili bir şey. Yani bu kurumun o yüzden o anlamıyla kaliteli bir şekilde ve kamu kimliğiyle ayakta kalması çok değerli. O yüzden sesimizi çok zor da olsa, gündem de çok zor da olsa yine de duyurmaya devam etmek istiyoruz. Yani inşallah da edeceğiz. Spatula, benim lafım bu. Spatula ile kazanana kadar buradan ki kazıyacaklar öyle görünüyor. Biz burada devam etmeye, elimizden en azından doğru bildiğim şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince. Olaylarla ilgili ne söyleyeyim? Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Yani çünkü uzun yılların deneyimiyle kurulmuş bir dünyada da saygınlığı olan performansı da gayet iyi bir Türk üniversitesi var. Bu da Boğaziçi. Bunun gibi birkaç tane daha var üniversitemiz. Bunlarla niye yani bu sistem bozulmaya çalışılır ben bunu anlayamıyorum. Yazık, herkes kaybediyor Türkiye'de. Bunlar herkes kaybediyor. Gençlik kaybediyor. Yani şu anda da büyük bir darbe vurulduğunu düşünüyorum. İnşallah hasarlar tamir edilebilir. İnşallah. Onu da artık o hasarları tamir edeceklere bırakmak lazım.